sonra bir hareketlilik. Ne yazık ki silahlı kuvvetlerimizin içinde mevcuttu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık. Ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup, çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kılığa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Milletin oylarıyla iş başına gelmiş olan bir hükümete, milletin oylarıyla iş başına gelmiş, anayasanın ifadesiyle başkomutan olarak Tayyip Erdoğan'ı hazmedemeyişleri, bu iş onlar için bir bitiş olmayacak. Onlar hangi yola başvururlarsa vursunlar, şunu bilmelerini özellikle istiyorum ki biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız ve her olanda hayır vardır anlayışından hareketle de eninde sonunda şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Çünkü bu tertemiz olması gereken silahlı kuvvetlerimizin temizlenmesine vesile olacak olan bir harekettir. Ağustos başında Yüksek Askeri Şura var. Yüksek Askeri Şura'nın öncesinde böyle bir adımın atılmış olması manidardır. Çünkü birileri ne olacağını çok iyi kestirdiler, çok iyi biliyorlardı. Onun için de böyle bir adımı attılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda şu çatısı altında bulunduğumuz Yeşilköy Atatürk Havalimanı, işte şurada kısa bir süre önce DAEŞ militanlarının, değil mi, adeta işgaline uğramış ve burada onlarca insanı kaybetmiştik. Şimdi de paralel devlet yapılanmasının bir işgali burada söz konusu ve düşünebiliyor musunuz? Atatürk Havalimanı'nın üzerinde F-16'lar uçuyor. Biz bu F-16'ları niye aldık? Bunu biz düşmana karşı bu ülkeyi savunsun diye aldık. Şimdi ise bu F-16'ları uçuranlar, uçurmaya muktedir olduğunu zannedenler, düşünebiliyor musunuz? Şu anda bu havalimanına normal yolcuların inmesine, kalkmasına bile müsaade etmemek üzere bunu yapıyor ve Cumhurbaşkanı'nı da bir taraftan tehdit ediyor. Devletin kurumlarına, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığa ve benim şu anda genel sekreterimi alıp götürdüler. Ne oldu? Ne yapacaksınız siz benim genel sekreterimi alıp götürmekle? Yani Kurmay Başkanımızın şu anda durumunu bilemiyorum. Ordumuzun üst derecedeki bütün komutanlarına, başta kuvvet komutanları olmak üzere, komutanlarına sesleniyorum. Sizler, inanıyorum ki bu milletin değerlerine sahipsiniz. Ama bir de bu milletin değerlerine sahip olduğunu zannettiğiniz komuta kademelerinde belki bugüne kadar arkadaşlarınız oldu. Ama bilesiniz ki onlar ne yazık ki sizler gibi bu ülkenin, bu milletin değerlerine sadık değildiler. Onlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlardı. Onlar gelip de ordunun içerisindeki ast üst zincirine bağlı olarak bir çalışma yapmıyorlardı. Aynı şekilde Er Erbaş, bütün askerimize sesleniyorum. Sizler bizim evladımızsınız.
Sizler bizim Mehmetçiğimizsiniz. Mehmetçiğimiz olarak, Mehmetlerimiz olarak şu anda karşınızda bulunan halka, sizin annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize karşı silah doğrultmanızı asla kabul etmemiz mümkün değil. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz, size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz. Bu yanlıştan çabuk dönmeniz lazım. Bakın şu anda yargı tutuklamaya başladı. Birçok yerde şu anda albay, binbaşı, yarbay vesaire tutuklanıyorlar. Ve bu orada kalmayacak. Daha yukarılarda gidecek. Ordumuz temizdir. Silahlı kuvvetlerimizin tertemiz haline leke getirilmemesi lazım. Bu lekeyi getirenlerin burada kalması bilesiniz ki silahlı kuvvetlerimizin geleceğini mahveder. Onun için bu operasyona başladık. Bunu tam manasıyla artık bitireceğiz. Bugün bu iş başladı ama bunun devamı nasıl terör örgütleriyle olduysa aynen bunda da bu şekilde devam edecek. Zira bu da bir terör örgütüdür demiştik. İşte buyurun. Aynı zamanda silahlı bir terör örgütü olduğu da ortaya çıktı mı? Çıktı. Öyle çıktı ki bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla bu milleti vuruyorlar. Bu bambaşka bir felakettir. Dünya medyasında da bazı ülkemizin bu büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenlerin kalkıp asker Türkiye'de duruma el koydu. Nereye el koydu? Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan bir iktidar vardır. Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Sonu iyi olacak. Şu anda sayısal durumları bilmiyoruz ama Bakanlar Kurulumuz Çankaya'da çalışmalarını sürdürüyor. Zannediyorum kısa bir süre içerisinde Başbakanımız da onlarla beraber olacak. Şu anda Türkiye genelinde saatimiz kaç? 4:30. Milyonlarca vatandaş nerede? Sokaklarda. Niye bu millet sokaklarda? Hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Milyonlarca insan şu anda sokaklarda eğer şu gelişmelerin sonucunu bekliyorsa bu şu demektir. Biz sonuna kadar bu işi yürüteceğiz ve bu tanklarla sokaklarda dolaşanlar aynı şekilde tanklarla çıktıkları yere geri dönecekler. Çünkü bu tanklar onların değil. Bu tanklar onlara emanettir ve bunlar emanete hıyanet etmiştir. Şu anda yargı bunlarla ilgili zaten operasyonları sürdürüyor. Aynı şekilde bunlar da devam edecek. Mesela biraz sabırlı olun. Hepsi çıkar meydana. Olay Televizyonu'ndan iyi geceler sevgili izleyenler. Özel yayınımızla karşınızdayız. Türkiye 15 Temmuz depremini şokunu hala üzerinden atlatamadı. Bunun yansımaları meydanlarda da hala devam ediyor. Dün olduğu gibi dün geceden bu yana vatandaşlar bu akşam saatlerinden itibaren de İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Türkiye'nin birçok şehrinde meydanlar akın etmiş durumda. Şu anda Bursa'dan başlayacağız. Biz görüntüleri aktarmaya Bursa'da şu anda Şehreküstü Meydanı'nı görüyorsunuz. Vatandaşlar darbe girişimine karşı protestolarını dile getirmek için hükümete desteklerini iletmek için şu anda meydanda toplanmış durumda. Türk bayrakları ile birlikte meydandalar. Dün gece de benzer görüntüler vardı Şehreküstü Meydanı'nda. Bu gece de aynı şekilde Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi vatandaşlar Fomara Meydanı'nda, Şehreküstü Meydanı'nda şu anda Osman Gazi heykelinin çevresini kuşatmış durumda. Ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte. Şehreküstü Meydanı'ndaki hareketlilik sevgili izleyenler akşam saatlerinde yavaş yavaş başladı. Saat 7'den itibaren vatandaşlar meydana ulaştılar. Konvoylar halinde Haşim İşçen üzerinden ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden konvoylar halinde Şehreküstü Meydanı'na ulaştılar.
Vatandaşlar, AK Parti İl Teşkilatı'nın, Büyükşehir Belediyesi'nin ve AK Parti teşkilatlarının çağrısıyla, milletvekillerinin çağrısıyla 8.30'da Şerefüstü Meydanı'nda toplanmaya başladılar yavaş yavaş. Dediğim gibi Haşim İşcan ve Fevzi Çakmak üzerinden bir hareketlilik vardı. Trafiğe kapatıldı yollar ve vatandaşlar konvoylar halinde Kent Meydanı üzerinden Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Şerefüstü'ne ulaştı. 8.30'dan itibaren konuşmalar yapıldı. Şerefüstü Meydanı'nda kurulan platformda konuşmalar yapıldı. Bu darbe girişimine ilişkin, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine ilişkin tepkisel konuşmalar yapıldı Şerefüstü Meydanı'ndan. Dediğimiz gibi vatandaşlar da şu anda Şerefüstü Meydanı'nda bulunuyorlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ve hükümete desteklerini belirten sloganlar atarak bu darbe girişimine karşı tepkilerini dile getiriyor. Akşam saatlerinde Türkiye 15 Temmuz günü büyük bir şok yaşadı. Haberlere düşen son dakika gelişmesi deprem etkisi yarattı ve onun ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında vatandaşlar Türkiye'nin birçok noktasında meydanlara akın etti. Türk bayraklarıyla birlikte Bursa Şerefüstü şu anda ekranlarınızda. Az önce de belirttiğim gibi Bursa Şerefüstü dün gece olduğu gibi bu gecede deyim yerinde ise kaynıyor. Vatandaşlar hala konvoylar eşliğinde meydana akın etmeye devam ediyorlar. Özellikle Bursa trafiğinde Acemler'den itibaren Kent Meydanı istikametine doğru hala çok ciddi bir kalabalık Şerefüstü Meydanı'na doğru akın ediyor. Buna benzer bir tablo aynı zamanda Kent Meydanı'nda da var. Kent Meydanı'nın bulunduğu, alışveriş merkezinin bulunduğu alanda da ciddi bir kalabalıktan bahsedebiliriz. Şu anda vatandaşların sloganları nasıl siz de duyuyorsunuz? Bu vatan bizimdir, bizim kalacak şeklinde slogan atıyorlar. Az önce de belirttiğim gibi Bursa'da hareketlilik akşam 8.30 sularında başladı. AK Parti Bursa İl Teşkilatı'nın ve yöneticilerin aynı zamanda milletvekillerinin de çağrısıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin de çağrısıyla meydanlara akın ettiler. Tabii şunun da altını çizmekte fayda var. Bugün tüm cep telefonu sahipleri, tüm operatörler tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti adıyla bir SMS aldı. Neredeyse tüm vatandaşlara gönderildi bu. SMS'te milli iradeye sahip çıkmak için, milli iradeye destek olmak için, hükümete destek olmak için, bu darbe girişimine karşı durmak için tüm vatandaşlar Türkiye'nin her yerinde meydanlara çıkmaya davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün akşam bir çağrısı vardı. Bu paralelde dediğim gibi bugün de bir SMS yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti adı altında bir SMS ile vatandaşlar yine meydanlara çıktı. Saatler 12.44 geçiyor. Yani gece yarısını geçti ve çok ciddi bir kalabalık var şu anda Şerefüstü Meydanı'nda Bursa'da. Kalabalık azalmıyor diyebiliriz. Çünkü hala vatandaşlar meydana ilerlemeyi sürdürüyor. Konvoylar halinde araçlarıyla birlikte Şerefüstü Meydanı'nda, Fevzi Çakmak Caddesi'nde ve Haşim İşcan Caddesi'nde, aslında Bursa şehir merkezine bağlayan tüm yollarda, tüm ana arterlerde bir coşku hakim. Akşam saatlerinden itibaren Bursa caddeleri bu şekilde. Araçlarında Türk bayraklarıyla, kornalarla vatandaşlar coşkuyla bu meydana akın ettiler Şerefüstü'ne. Dediğim gibi darbe girişimine
karşı tepkilerini dile getirmek için. ...15 Temmuz akşamı yaklaşık 22 sularında başlayan bu olay sonrası özellikle Ankara ve İstanbul'da çok ciddi gelişmeler yaşanmıştı. Askeri hareketlilik söz konusuydu. Bursa'da dün gece herhangi bir askeri hareketlilik yaşanmadı. Darbe girişiminin odak noktası İstanbul ve Ankara oldu yalnızca. Savaş uçakları Ankara semalarında uçuş yaptılar. Özellikle alçak uçuş yaptılar. Çok ciddi gelişmeler yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş uçakları tarafından bombalandı iki kez. Bugün de bültenlerimizde dile getirdiğimiz haberlerimizde gösterdiğimiz gibi meclisten çok farklı görüntüler de yansıdı kameralara. Bombalama sonucu mecliste ciddi hasarlar oluştuğu görüldü. Bu askeri darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hemen akabininde gözaltı haberleri de gelmeye başladı. Soruşturma hemen hızla soruşturmanın startı verildi ve gözaltılar gelmeye başladı. Bursa İl Jandarma Komutanı'nın gözaltına alındığı haberi gelmişti dün gece saatlerinde. Bu ekranlardan duyurduk bunu. Ardından çok sayıda isim gözaltına alındı. Şu ana kadar elimizdeki verilere göre 2839 askerin gözaltına alındığı belirtildi soruşturma kapsamında. Gözaltına alınan komutanlardan 4 general ile 1 albay ise tutuklandı. Şu anda gözaltındaki en yüksek rütbeli subay ise 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti. Soruşturma kapsamında ayrıca Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan ve Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz da gözaltında olan isimler arasında yer alıyor. Şerek üstünden biz canlı yayınımızı sürdürüyoruz. Şu anda ekranlarınızda halen var insanlar. Türk bayraklarıyla hükümete desteklerini ortaya koyuyorlar. Şu anda kent meydanı, arkadaşlarım kent meydanındaki son durumu gösteriyorlar sizlere. Yoğun bir araç trafiği var. Yaklaşık bir saat öncesine kadar kent meydanı alışveriş merkezinin önündeki alanda da çok ciddi bir kalabalık vardı. O kalabalığın şerek üstüne doğru kaydığını gözlemliyoruz. Ancak vatandaşların şu anda Türk bayraklarıyla şerek üstü meydanına ilerleyişi bakın sürüyor. Yoğun bir trafik var. Bursa'dan kameralara yansıyan bu görüntüler, yani az önce Şerek Üstü Meydanı'nı ekranlarınıza taşıdık. Şu anda Kent Meydanı ekranlarımızda var. Burada yoğun bir araç trafiği var. Bu tablo Türkiye'nin birçok şehrinde mevcut. Özellikle İstanbul'da ve Ankara'da çok ciddi kalabalıklar meydanlara akın etmiş durumda. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı önünde çok yoğun bir kalabalık var. Cumhurbaşkanı desteklerini iletmek için vatandaşlar orada toplandılar akşam saatlerinden itibaren. Bursalı vatandaşlar da aynı şekilde Şerik Üstü Meydanı'nda toplandı. Saat 8.30 itibariyle yoğun bir katılım olduğunu söylemek mümkün. Görüntülerde bunu görüyoruz. Bazı vatandaşların Türk bayrakları ile birlikte Osman Gazi'nin anıtının üzerine çıktığını görüyoruz. Hükümete destek sloganları var. Milli iradeye vurgu yapılıyor. Bu darbe girişimine karşı hükümetin yanında yer aldıklarını, ona destek olduklarını göstermek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren Şerek Üstü Meydanı'nı doldurmayı sürdürüyor.
15 Temmuz darbe girişimi Türkiye tarihine damga vuracak bir olay olarak önümüzdeki yıllarda, bundan 50 yıl sonra tarih kitaplarında yer alacak çok önemli bir olay olarak karşımıza çıkacak. Bu olay gerçekleşemedi, yani bir darbeyle sonuçlanamadı, darbe girişimi olarak kaldı ve geri püskürtüldü bu girişim güvenlik güçleri tarafından. Ancak olaylar sırasında üzücü gelişmeler de yaşandı. Bu darbe girişiminin Ankara'da başlayan olayların hemen akabininde çok geçmeden Gölbaşı'nda bir patlama olduğu haberi gelmişti. Orada 42 polisin şehit olduğu haberiyle yüreklerimiz yandı. Hiç istemediğimiz haberler aldık. Tabii bugün hükümet yetkililerinin de ard arda açıklamaları geldi. Son açıklama bilançoya ilişkin son açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Başbakan 161 şehit olduğunu kaydetti bugünkü açıklamasında. Olaylarda 161 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Olaylarda aynı zamanda da 1440 kişi yaralandı. Verilere ilişkin darbeci askeri gruptan 20 kişinin öldürüldüğü belirtiliyor. ...2800'ün üstünde de gözaltı var. Şerefüstü Meydanı'nda şu anda bir toma az önce ekranlardaydı. Orada yaşanan herhangi bir gerilim var mı diye görmeye çalışıyorum ancak herhangi bir şey yok. Tedbir amaçlı orada bulunduğu anlaşılıyor. Bursa'da, İstanbul'da vatandaşların meydanlara çıkmasını sağlamak için belediyeler de çok ciddi girişimlerde bulundu. Özellikle akşam saatlerinde Bursaray istasyonlarından ücretsiz geçiş sağlandı. Vatandaşların buralara rahatça gidebilmesi için Büyükşehir Belediyesi böyle bir adımda bulundu. Ekranın sol tarafında kent meydanının görüntüsü yer alıyor sevgili izleyenler. Burada da artık arabalar, trafiğin yoğunluğu öyle fazla ki araçlar artık hiç ilerlemiyor. Trafiğin tamamen kilitlendiğini söyleyebiliriz. Tabii ki buradaki araçların büyük bir yoğunluğu Şerefüstü Meydanı'ndaki kalabalığa katılmak için yola çıkan kişiler. Bunu anlayabiliyoruz çünkü Türk bayrakları dalgalanıyor araçlardan. Yayının başında da belirttiğim gibi 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'de bir deprem etkisi yarattı. Yankıları da çok fazla oldu doğal olarak. Olayların gelişiminden hemen sonra hükümet cephesinin açıklamaları merak ediliyordu. İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulunmuştu dün gece. Bunun bir askeri kalkışma olduğunu söyledi. Sorulan soru üzerine, bu bir darbe midir şeklindeki soru üzerine de bunun bir askeri kalkışma olduğunu söyledi ve buna yeltenenler, buna kalkışanların bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerini belirtti. Arkasından Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları son derece merak ediliyordu. Hangi mesajları vereceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'ten İstanbul'a geldi. İlk açıklamalarını Marmaris'te yaptı. 3G bağlantılarla, cep telefonu aracılığıyla bağlantılarda bulundu, açıklamalarda bulundu. Ardından İstanbul'a hareket etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk Havalimanı'nda ilk açıklamasını yaptı ve önemli mesajlar verdi. Olaylara ilişkin ilk detaylı açıklama bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi diyebiliriz. Şu anda dediğim gibi kalabalık, bir hayli fazla Şerefüstü Meydanı.
Şu anda rejideki arkadaşlarım Konya'yı gösteriyor. Konya'da da çok ciddi bir kalabalık var. Bursa'da olduğu gibi Konya'daki vatandaşlar da hükümete destek olmak için meydanına toplanmış durumda. Bursa, Konya, İstanbul, İzmir, Ankara, yani Türkiye'nin birçok şehri şu anda aynı tablo içerisinde. Vatandaşlar bu darbe girişimine karşı tepkilerini dile getirmek üzere meydanlara akın etti dün geceden itibaren. Şu anda Bursa'dan başka bir görüntü ekranlarınızda gözüküyor. İnönü Caddesi burası. İnönü Caddesi'nde de yoğun bir araç trafiği var. Tabii belirtmekte fayda var. Şehrek üstünün bulunduğu alan çok yoğun bir kalabalık olduğu için Fevzi Çakmak Caddesi, Vahşim İşcan Caddesi'nde trafik kesilmiş durumda. Orada herhangi bir araç trafiği söz konusu değil. Altıparmaktan Heykele gidişler açık. Ancak trafiğin de yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar Bursa Şehrek Üstü Meydanı şu anda ekranlarınızda. Çok önemli bir mesaj veriyor aslında vatandaşlar bu anlamda. Çünkü Bursa'da her ne kadar askeri bir hareketlilik söz konusu olmasa da Ankara ve İstanbul'da ciddi bir askeri hareketlilik vardı. Savaş uçakları, yani vatandaşlar öyle bir atmosferde sokaklara çıktı ki semalarda savaş uçaklarının uçtuğu sıralarda vatandaşlar herhangi bir çekinceleri olmadan meydanlara akın etti. Demokrasiye sahip çıkmak için, kendi iradeleri de milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara geldi. Şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntü, Bursa caddelerinden de dediğim gibi görüntüler ekranlarınıza taşıyoruz. Şu anda Merinos kavşağının bulunduğu yer. Bursa deyim yerindeyse uyumuyor ve demokrasiye sahip çıkıyor. Şu anda Merinos kavşağının bulunduğu alanda yoğun bir araç trafiği var. Bunların bir kısmı belki evlerine giden insanlardan oluşuyor, ancak dediğim gibi Şehrek Üstü Meydanı'na giden vatandaşların sayısı halen artıyor. Şu anda ekranın sağ tarafında dediğim gibi Şehrek Üstü Meydanı sağ tarafta ve Merinos'ta sol tarafta yer alıyor. Araç trafiği yoğun. Bursa'da hareketlilik akşam 8.30'dan itibaren, 20.30'dan itibaren başladı. AK Parti Bursa İl Teşkilatı milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin çağrılarıyla birlikte AK Partili seçmenler var bu kalabalığın içerisinde. Birçok partiden, yani parti ayırmaksızın birçok seçmen bulunuyor bu kalabalığın içerisinde. Demokrasiye sahip çıkmak için vatandaşlar 7'den 77'ye Türk bayraklarını alarak alana geldi. Şu anda coşkulu bir kalabalık var ve sela okunuyor dün olduğu gibi. Dün gece yaklaşık 01.30 sıralarında bir sela okunmaya başlanmıştı. Şu anda da saat 1'de bir sela okunuyor Bursa'da. Şu anda okunan selanın sesini duyuyorsunuz sevgili izleyenler siz de. Az önce de belirttiğim gibi bu darbe girişimi sonrasında dün gece başlayan, saat 22'de başlayan hareketliliğin ardından saat 01.30 sularında ilk kez Bursa'da selalar okunmaya başladı camilerden. Bu durumun gelişen olaylara yönelik bir tepkisel bir girişim olduğu yönündeydi kanı. Aynı şekilde bugün de saat 1'de şu anda
Şereküstü Meydanı'ndaki camilerden ve belki de Bursa'daki tüm camilerden şu anda selalar okunuyor. Bursalı vatandaşların coşkusu ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyenler. Dediğim gibi 7'den 70'e tüm Bursalılar Şereküstü Meydanı'nda toplantılar Türk bayraklarıyla birlikte. Arkadaşlarım Ulu Cami görüntüsünü, Ulu Cami önündeki yolun görüntüsünü ekranlarınıza taşıyor şimdi de. Trafik burada da durma noktasına gelmiş. Dörtlülerini yakan araçları görmek mümkün. Yoğun bir trafik var. Heykelde bir vatandaş yoğunluğu yok ancak araç trafiği çok ciddi boyutta. Trafiğin kilitlendiğini söyleyebiliriz. Ulu Cami'den de sela sesleri yükseliyor aynı zamanda. Bursa Şereküstü Meydanı'ndan kameralara yansıyan bu görüntüler, az önce ekranlarınıza getirdiğimiz görüntüler, Türkiye'nin birçok noktasında da aynı görüntüleri görmek mümkün. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da aynı görüntüler var. Şu anda bazı vatandaşların büyük bir Türk bayrağı açtığını görüyoruz. Ulu Cami önünden geçiş yapıyor. Kalabalıkla birlikte bir büyük bir Türk bayrağı oradan geçiş yapıyor. Şu anda saatlerimiz 01.02'yi gösteriyor ve Bursa ayakta. Bursa ayakta demokrasiye sahip çıkmak için, Türkiye'deki demokrasiye sahip çıkmak için, kendi iradelerine sahip çıkmak için vakit kaybetmeden meydanlara geldi. Dün geceden itibaren ve ertesi gün şu anda hala hareketlilik var. Aynı noktada AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bulunduğu Şereküstü Meydanı'nda, AK Parti İl Başkanlığı'nın önünde vatandaşlar bu darbe girişimine karşı tepkilerini dile getiriyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte. Tabii burada altını çizmek istediğimiz diğer bir husussa alandaki vatandaşların yalnızca AK Partili seçmenler olmadığı şeklinde. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin de sembollerini görmek mümkün alanda. Keza Cumhuriyet Halk Partili vatandaşların da alanda olduğu bilgisini aldık. Bu da aslında vatandaşlar arasında önemli bir dayanışma anlamına geliyor. Yani siyasi çekişmelerin tamamen bir kenara bırakıldığı ve demokrasiye sahip çıkılan bir olay olarak tarihe geçti 15 Temmuz olayları. Birçok siyasi görüşten vatandaşların göstermiş olduğu bu dayanışma siyasetin sahnesine de yansıdı. 15 Temmuz olaylarının yaşandığı andan itibaren dünkü olayların, askeri hareketlerin yaşanmasından sonra hükümet cephesinden gelen açıklamalar tabii ki de çok önemliydi ve merak ediliyordu, ancak onun kadar merak edilen bir konu da muhalefetin göstereceği tavırdı. Ve muhalefet liderleri de
hükümetin yanında yer aldıklarını belirten açıklamalarda bulundular. Olayların hemen arkasından. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP ve MHP liderlerini de telefonla arayarak teşekkürlerini iletti. Erdoğan darbe girişimine prim vermedikleri için hem Kılıçdaroğlu'na hem de Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu. Vatandaşlar da olduğu gibi siyasiler de tek bir vücut olarak bu darbe girişimine karşı tepkilerini dile getirdiler. Tüm siyasi partiler bugün mecliste ortak bir deklarasyona imza attılar. Tüm siyasi partilerin liderleri, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve HDP eş başkanları adına da Grup Başkan Vekili İdris Baluken bugün mecliste özel oturumla, olağanüstü toplantıda açıklamalarda bulundular ve hepsi, tüm liderler de bu darbe girişimine karşı tepkilerini dile getirdiler. Yani Türkiye askeri darbe girişimine tek bir vücut olarak tepkisini ortaya koydu. Bir yanda vatandaşlar, dediğim gibi, şu anda tüm siyasi partilerden, hangi görüşten olursa olsun tüm siyasi partilerden vatandaşlar meydanlara akın ediyor. Tekrar Konya ekranlarınızda. Aynı tablo burada da var. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın eden vatandaşlar. Mecliste bugün yaşananlara bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten tarihi anlara tanıklık etti Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün. Normalde birbirlerine sürekli olarak eleştirilerde bulunan siyasi partiler, iktidardaki AK Parti, muhalefet, ayrı görüşlerdeki siyasi partiler bu kez bir aradaydı. Bu çok önemli bir tabloydu. AK Parti, CHP, HDP ve MHP darbe girişimine karşı ortak tavır aldı. Dört parti ortak metin üzerinde uzlaştı. Meclis Genel Kurulu da bugün olağanüstü toplandı ve bu ortak metin okundu. Meclis Şeref Holü girişinde de ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan binlerce kişi darbe karşıtı sloganlarda bulundu. Şu anda Bursa trafiği nispeten rahatlamış durumda. Az önce İnönü Caddesi'nden de bir görüntü vardı. Yoğun bir araç trafiği vardı. Şu anda araçların hızlı seyrettiğini söyleyelim. Görüntülere de yansıyor. Kamyonet kasalarında doluşan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, araçlar kornalarla geçiş yapıyor. Ve bu geçiş hiç bitmiyor. Saatlerdir bu şekilde vatandaşlar araçlarıyla şehir turu atarak, kornalarıyla, belki de şehrek üstü de toplanan vatandaşlara destek olmak için, bu haykırışa onlar da ses vermek için kornalarına basarak geçişlerini sürdürüyorlar. Tekrar şehrek üstü meydana şu anda ekranlarınızda. Vatandaşlar şehrek üstü meydanında bulunan Osman Gazi anıtı önünde, çevresinde bekleyişlerini hala sürdürüyor. Sabahın ilk saatleri, yeni güne uyandığımız, yeni güne başladığımız bu saatlerde Bursa uyumayarak darbe girişimine karşı tepkisini bu gecede
gösteriyor dün olduğu gibi. Mecliste yaşanan tarihi anları az önce anlatıyordum. Genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman söz aldı. Şu anda bazı vatandaşlar dün de olduğu gibi bugün de olay medya önünde şu anda. Darbe girişimine karşı tepkilerini dile getirmek için şu anda medya binamızın önünde toplanmış durumda, ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte. Bursa'nın her yerinde benzer tablolar var. Vatandaşlar bulabildikleri her meydanda, kendi seslerini dile getirebildikleri her platformda haykırışlarını yüksek sesle, seslerini yüksek sesle diye yüksek sesle dile getiriyorlar. Evet, olay medya önünde vatandaşlar şu anda ekranlarınıza geliyor. Erkek, kadın, çoluk, çocuk, şu anda genç, yaşlı, 7'den 70'e vatandaşlar olay medya önünde. Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölmez" sloganları var. Tabii ülkemiz 15 Temmuz 2016 gecesi unutamayacağı olaylar yaşamıştı. Sonuçsuz kalan, hayata geçemeyen bu darbe girişimi demokrasimiz için kara bir leke olarak tarihe geçti. Şükürler olsun ki büyük bir belayı asil milletimiz sayesinde def etti. Bir yandan kent meydanından da görüntü ekranlara taşıdı arkadaşlarımız. Kent meydanında da yoğun araç trafiği devam ediyor. Kent meydanında trafik tamamen kilitlenmiş durumda. Bu darbe girişimine karşı tepkilerini ortaya koymak için vatandaşlar Çeyreküstü meydanına akın ediyor. Saat gecenin bir çeyreği olmasına rağmen. Az önce de söyledim, sonuçsuz kalan bu darbe girişimi demokrasimiz için kara bir leke olarak tarihe geçti. Bu büyük bir bela idi devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından ve gerçeğe dönüşmedi. Asil milletimiz sayesinde def edildi bu darbe girişimi. Vatandaşlar dün geceden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın akın geliyor hala. Tabii bu girişim karşısında dimdik ayakta duran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Başbakanımız
Binali Yıldırım'ı, hükümetimizi, hükümet üyelerimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan tüm siyasi parti milletvekillerini, polisimizi ve şerefli ordumuzu bir kez daha tebrik ediyoruz. Gösterdikleri duruş, demokrasi adına gösterdikleri duruş çok önemliydi. Demokrasinin sekteye uğramaması için gösterdikleri dirayet, Cumhurbaşkanı'nın dimdik ayakta duruşu, Başbakan'ın dimdik ayakta duruşu çok önemliydi ve yapılan çağrılar sonucunda millet sokaklara döküldü. Kendi iradelerine sahip çıkmak için ve bu darbe girişimi sonuçsuz kaldı. Bursa Şerefüstü Meydanı'ndan kameralara yansıyan bu görüntüler oldukça çarpıcı. Bursalı vatandaşlar saat 20.30 sıralarından itibaren Şerefüstü Meydanı'na akın etmişti. Bunu belirttik. Akşam saatlerinden itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle metrolar ücretsiz geçiş sağladı vatandaşlara. Ve vatandaşlar Şerefüstü Meydanı'na akın ettiler. Benzer gelişmeler Ankara ve İstanbul'da da vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de toplu taşımayı ücretsiz bir şekilde vatandaşlara sundu. Darbe girişimine karşı tepkilerini dile getirmeleri için, meydanlara akın etmeleri için böyle bir adımda bulundu. Ve vatandaşlar da şu anda meydanda. Sevgili izleyenler, tabii bir dipnotu da verelim. Bursaray metro seferleri gece 2.30'a kadar devam edecek. Ücretsiz bir şekilde vatandaşları taşımayı sürdürecek. Meşaleler ekranlara yansıyor. Türk bayrakları ekranlara yansıyor. Şerefüstü Meydanı'nda coşkulu bir kalabalık var. Şu anda Ankara yolunun yeni belediye binasının bulunduğu mevki şu anda ekranlarınıza yansıyor. Buradaki trafikte de bir yoğunluk var. Kestel'e gidiş istikametinde yoğunluk hakim. Gökdere girişinde bir yoğunluk var. Fomara Meydanı'nda, dediğim gibi, Şerefüstü Meydanı'nda vatandaşların toplanması sebebiyle trafik Kent Meydanı istikametinden Fomara girişinde araç trafiği yok. Çarşamba'ya yönlendiriliyor. Büyükşehir Belediye binasının önü şu anda ekranlarınızda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bugün tarihi görüntüler yansıdığını söylemiştik gün içerisinde. Dört siyasi partinin, mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin ortak deklarasyonu tabii ki bu
tarihi günün oluşmasına sebep oldu. Darbe girişimine karşı demokrasi koruma amacıyla 4 siyasi parti ortak bildiriye imza attılar. MHP lideri Devlet Bahçeli dün zaten Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak hükümetin yanında olduğunu belirtmişti ve bu darbe girişiminin karşısında olduğunu ifade etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu da hemen arkasından benzer bir açıklamada bulundu. Türkiye'nin demokrasilerden çok çektiğini ifade etti CHP lideri ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı bu darbe girişiminin Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması mensuplarının girişimi olduğunu belirtmişti. Ve sabah saatlerinde yani 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan saatlerde de soruşturma başlatıldı ve gözaltına alınma haberleri geldi. Şu anda ekranlarınızda heykel yer alıyor, Bursa Valiliği'nin olduğu bölge. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşların araçları selamladığını görüyoruz görüntülerde. Şehrek üstünde hala yoğun bir kalabalık hakim. Saat 20.30'da oluşmaya başlayan bu yoğun kalabalık 5,5 saattir, yaklaşık 5 saattir bu bölgede bekleyişlerini sürdürüyor ve artarak devam eden bir kalabalık var burada. Vatandaşlar Hacı Mişlan üzerinden ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden alana gelişlerini halen sürdürüyor. Fevzi Çakmak Caddesi'nde vatandaşların geliş istikametinde bir karnaval havası vardı. Araçlar kornalarına basarak vatandaşlara desteklerini ilettiler. Oraya meydana toplanan vatandaşlara desteklerini dile getirdiler. Şu anda altı parmak çıkışı Çatalfırın istikametindeki görüntü ekranlarınızda. Burada da yoğun bir araç trafiği gözleniyor. Tabi bu Çatalfırın istikametinden Fomara'ya geçişler kapatılmış durumda. Araç geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar heykel üzerinden heykele yönlendiriliyor ve İnönü Caddesi üzerinden istikametlerine devam edebiliyorlar. Ellerinde Türk bayrakları ile Osman Gazi heykelinin üzerinde vatandaşları görüyoruz. Hükümete desteklerini iletmek için alandalar. Gecenin bu saatinde uyumayarak bu darbe girişimine karşı seslerini duyurmak için, onlara karşı olduklarını için, demokrasiyi sekteye uğratmamak için haykırışlarını sürdürüyorlar. Şerefüstü Meydanı'ndaki coşkudan aynı zamanda tekbir seslerinin de yükseldiğini duyuyoruz.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma ilişkin bilgileri tekrarlamak istiyorum. Yaşanan askeri darbe girişimi saatler sonrasında kontrolü altına alınabildi. Ancak askeri darbe girişimi sonrasında da başlatılan soruşturma kapsamında gözaltılar geldi. Şu ana kadar 2839 askerin gözaltına alındığı bilgisi var. Tabii bu gözaltına alınan komutanların arasında 4 general ile bir albay bulunuyor. Tutuklanan isimler arasında 4 general ve bir albay bulunuyor. Şu anda ekranlarınızda Ankara yolunun görüntüsü var sevgili izleyenler. Trafiğin önceki saatlere nazaran azaldığını söyleyebiliriz. Araç yoğunluğu var ancak hızlı bir araç geçişi söz konusu Ankara yolunda. Soruşturma ilişkin 4 general ile bir albayın tutuklandığını söylemiştim. Gözaltındaki en yüksek rütbeli subay da 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi. Soruşturma devam ediyor. Tabii dün bu başlatılan soruşturma yalnızca işin askeri ayağını değil, aynı zamanda hukuk ayağına da sirayet etmişti. HSK üyeleri gözaltına alındı. Yargıtay ve Danıştay üyeleri gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında. Bursa'dan yansıyan bu görüntülerin benzerleri İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da da mevcut. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından dün gece yaptığı ilk açıklamalarda, olaya ilişkin darbe girişimine yönelik yaptığı ilk açıklamalarda vatandaşları demokrasiye sahip çıkmak için, milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara gelmesi çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı. Ve ardından dün gece başlayan hareketlilik bu akşam da, bu gece de devam ediyor. Dün gece kameralarımıza yansıyan, şerek üstünden kameralarımıza yansıyan tablo bu gece de aynı şekilde devam ediyor. Vatandaşlar saat 20.30'dan itibaren şerek üstü meydanına akın etmeye başladı bu akşam. AK Parti İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve milletvekillerinin çağrısıyla meydanlara geldiler. Halen gelişler sürüyor. Saat 01.28 ve Bursa uyumuyor. Darbe girişimine karşı tepkilerini dile getirmek için, hükümetin yanında olduklarını dile getirmek için meydanlara akın ediyor. Darbe girişimine ilişkin soruşturmada da önemli gelişmeler yaşandı bugün. İşin askeri ayağında yaklaşık 3000'e yakın askeri personel gözaltına alınmıştı. 4 general ve bir albay tutuklanmıştı şu ana kadar. Ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi'nin de gözaltında olduğu bilgisini vermiştik. Hukuki ayağından bahsettik soruşturmanın. Onun da detaylarını aktarayım. Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan ve Erdal Tercan gözaltına alındı şimdiye kadar. Bu önemli bir gelişme olarak elimize ulaştı. 140 Yargıtay ve 48 Danıştay üyesi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı bugün.
2745 adli idari hakim ve savcı hakkında da gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Şehrek Üssü'den kameralarımıza yansıyan görüntüleri aktarmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlar coşkulu bir şekilde Türk bayraklarıyla meydanda bekleyişlerini sürdürüyor. Bir kez daha hatırlatayım. Bursaray metro seferleri bu akşam, bu gece saat 02.30'a kadar devam edecek ücretsiz olarak. Vatandaşlar seyahatlerini sürdürebilecekler. Sevgili izleyenler, bir gelişmeyi de aktarmak istiyorum. Bu Yunanistan'a kaçırılan helikopterin Türkiye'ye getirildiği bilgisi var. Yunanistan'a kaçan askerlerin kullandığı helikopter TSK personeli tarafından teslim alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli helikopterle Dede Ağaç'tan Türkiye'ye hareket etti. Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre kaçan askerlerin kullandığı helikopterle birlikte iki Türk helikopteri yaklaşık 23.30 sularında Yunanistan'dan hareket etti ve Türkiye'ye getirildiği belirtiliyor. Yunanistan'a kaçan 8 askerle ilgili de bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başkanı Tsipras'la telefonda görüştü. Tsipras da Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin iadesi için gerekenin yapılacağını belirtti. Yani 8 asker
8 darbeci grubun içinde yer alan 8 asker Türkiye'ye iade edilecek. Bir kez daha aktaralım. Dün gece saatlerinde darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçmıştı helikopterle birlikte bazı darbeci askerler. Askerlerin kullandığı helikopter TSK personeli tarafından teslim alındı. Yaklaşık 23.30 sularında helikopter Dede Ağaç'tan Türkiye'ye hareket ettiği bilgisi var. Tabii bu 8 asker helikopterle Yunanistan'a geçen 8 asker rütbelerini sökerek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu Yunanistan'a. Arkasından Yunan polisi tarafından gözaltında alındı askerler. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Yunanistan Başbakanı Tsipras'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Tsipras, Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin siyasi sığınma taleplerinin kabul edilmediğini ve 8 askerin iadesi için gerekenin yapılacağını belirtti. Tsipras'tan telefon görüşmesinde önemli mesajlar da geldi. Erdoğan'a önemli mesajlar verdi. Tsipras demokrasilerde darbelere yer olmayacağına dikkat çekti. Ve seçilmiş hükümete aynı zamanda Türk halkının iradesine saygı duyduklarını vurguladı Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras. Hemen arkasından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kouchias'la bir telefon görüşmesi yaptı. Yunan mevkidaşı Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı işbirliğine hazırız ve gereken yapılacak ifadesini kullandı. Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunan helikopterle oraya geçen askerlerin arasındaki en üst rütbeli kişinin albay olduğu belirtildi. Bir kez daha Bursa'daki detayları aktarmayı sürdürelim. Bursa Şeyrek Üstü ekranın sağ tarafında yansıyor şu anda ekranlarınıza. Ekranın sol tarafında ise Kent Meydanı var. Kent Meydanı'ndaki araç trafiği biraz hareketlenmiş durumda. Çarşamba istikametine yönlendiriliyor. Buradaki araç trafiği stadyum istikametine doğru. Şeyreküstü'de darbe girişimine karşı tepkilerini ortaya koymak isteyen vatandaşların sık sık şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attığını işitiyoruz. Şeyreküstü'nü dolduran vatandaşların arasında birçok siyasi partiye mensup kişiler de var. Bu da tabii Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir yer teşkil edecek olayları da beraberinde getiriyor. Böyle bir buluşma, şu anda bir itfaiye aracını görüyorum Şeyreküstü Meydanı'ndan geçmekte olan. Vatandaşlar yol verdiler itfaiye aracına ve bazı araçlar da arkadan devam ediyorlar. Az önce de belirttiğim gibi vatandaşlar arasında, Bursalı vatandaşlar arasında, Türkiye'nin her noktasında meydanlara çıkan vatandaşlar arasında tek bir siyasi partiye mensup kişiler yok. Bu da çok önemli bir detay. Türkiye halkı tek bir vücut halinde. Bu darbe girişimine karşı, demokrasiye karşı yapılmış bu darbe girişimine karşı
tepkilerini dile getirmek için tek bir vücut olarak meydanlara akın akın geliyor. Gecenin en sıcak gelişmesinin bir kez daha altını çizelim. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gelişen olaylar çerçevesinde darbe girişimi püskürtüldükten sonra askeri helikopterin Yunanistan'a kaçtığı bilgisi gelmişti. Aralarında 8 asker var. Biri albay olduğu belirtiliyor bu askerlerin. Helikopterin Türkiye'ye iade edileceği açıklanmıştı ve bu 8 asker Yunanistan'a geçmelerinin ardından Yunan polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Askerler Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulundular. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Tsipras'la telefonda görüştü akşam saatlerinde. Tsipras, Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin siyasi sığınma taleplerinin reddedildiğini, kabul edilmediğini ve iadesi için de gerekenin yapılacağını belirtti. Tsipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı bu görüşmede yaşanan darbe girişimine yönelik önemli mesajlar da verdi. Demokrasilerde darbelere yer olmayacağına dikkat çekti Tsipras, Erdoğan'la görüşmesinde hükümete ve Türk halkının iradesine saygı duyduklarını da vurguladı. Benzer açıklamalar Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kochias'tan da geldi. Türkiye ile işbirliğine hazırız mesajı verdi Kochias. 8 askerin iadesiyle ilgili ve bu darbe girişimini kınadıklarını belirtti. Darbeci askerler tarafından Yunanistan'a kaçırılan helikopter gece saat 23.30 sıralarında Türkiye'ye hareket ettiği bilgisini tekrar aktaralım. Kısa süre içerisinde Türkiye'de olmasını bekliyoruz helikopterin. 8 askerin iadesinin de kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Zira askerlerin yarın adliye sevk edilecekleri belirtildi Türkiye iadelerinin ardından. Evet, Türk tarihine, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara leke olarak geçen bir günün ardından şu anda Bursa Şerefüstü Meydanı'ndan ekranlarınıza gelen görüntüler de tarihi anlara işaret ediyor. Başbakan Binali Yıldırım önderliğindeki AK Parti hükümetine yönelik yapılan darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kabine üyeleri, bakanlar, muhalefet liderleri ve tüm siyasi isimlerin katkılarıyla geri püskürtülmüştü. Bunda polisin rolü çok fazla. Darbe girişiminin sonuçsuz kalan darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin önemli bir detay daha var sevgili izleyenler, bunu da aktaralım.
Bursa'da kendisini sıkı yönetim komutanı ilan eden İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'la birlikte gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi Bursa'da. Bu kapsamda Yurdakul Akkuş'la Albay Yurdakul Akkuş'la birlikte bir teğmen, iki assubay ve iki uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 8 kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı bugün. Gözaltılara ilişkin gelen haberler sürekli yenileniyor ve son gelişme ise Bursa'da gözaltına alınan isimlerin kişilerin sayısının 14'e yükseldiği şeklinde. Gün içerisinde darbe girişimine kalkışan Albay Yurdakul Akkuş'la birlikte bir teğmen, iki assubay ve iki uzman çavuşun da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı gün içerisinde. Bir üst teğmen ve bir eski askeri personelin de gözaltına alınmasıyla bu sayı 11'e yükselmişti. Son olarak bir binbaşı ve bir dönem Bursa'da görev yapan eski Ağrı İl Emniyet Müdürü Bayram Coşkun'la birlikte de gözaltına alınanların sayısı 13 oldu ve sonra bir gözaltı haberi daha geldi. Sayı 14'e yükseldi. Ancak bu son gözaltına alınan ismin kim olduğunu, bir asker mi yoksa sivil mi olduğunu bilmiyoruz henüz. Muvazzaf mı yoksa emekli bir asker mi olduğunu bilmiyoruz. Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 3000'e yakın gözaltı yaşandı şimdiye kadar. 3000'e yakın askeri personel gözaltına alındı. Gözaltılardan şu ana kadar 4 general ve bir albayın tutuklandığı şeklinde bilgi geldi en son olarak. Tabi gözaltındaki personelin işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim. Adliye sevkler devam etti gün boyunca. Gözaltındaki soruşturma kapsamında gözaltına alınan en yüksek rütbeli subay şu anda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura Üyesi Orgeneral Akın Öztürk, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun hakkında da işlem başlatıldı. Yüksek Askeri Şura Üyesi Orgeneral Akın Öztürk ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in devlete ihanetle yargılanması yönünde girişimler vardı. Bu iki ismin vatana ihanetle yargılanacağı belirtildi. Darbe girişiminin kim tarafından organize edildiği iddiaları arasında geçen bu iki isim öne çıktı. Yani darbe girişiminin eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura Üyesi Orgeneral Akın Öztürk ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil tarafından organize edildiği iddia edilmişti. Başlatılan yargı sürecinde de bu iki isim Öztürk ve İyidil vatana ihanetten yargılanacaklar.
15 Temmuz akşamında yaşanan bu darbe girişimi püskürtülmüştü. Ancak olayların yankıları uzun süre devam etmişti. 15 Temmuz akşamı saat 22 sularında başlayan olayların ardından 16 Temmuz'a bağlayan gece yaşanan gelişmeler bir hayli hayret verici olmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Ardından operasyonlar başlatıldı. Polis operasyonlara İstanbul ve Ankara'da devam etmişti süreç içerisinde ve bu darbe girişimi önlendi. Sabah saatlerinde Kuleli Askeri Lisesi'ne de bir operasyon düzenlenmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirildi Kuleli'ye yönelik operasyon ve gözaltına alınan çok sayıda asker ve askeri lise öğrencisi belediyeye ait 5 otobüsle okuldan çıkarılarak gözaltına alındı. Yayınımız sırasında hükümet lideri Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşundan bahsetmiştik. Başbakan Binali Yıldırım bugünkü açıklamalarında darbeci grubun bir asker, o grubun asker olmadıklarını, asker görünümlü terörist olduklarına işaret etti. Benzer bir şekilde eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan da çok önemli açıklamalar geldi. Bu açıklama dikkat çekiciydi. Başbuğ, meclisin bombalanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu girişimde bulunanları terörist olarak ilan etti. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, darbe girişiminde bulunan isimlerin Türkiye'nin ve TSK'nın tarihine kara leke sürdüklerini belirtti. Başbuğ bu girişimi ayrıca lanetledi ve onlar darbecileri kastederek, onlar Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihine kara leke sürdüler dedi. Başbuğ ifadelerini şöyle sürdürdü: bunlar birilerinden ve bir yerlerden emir alan teröristlerdir dedi. Bu ifadesinde tabi Fethullah Gülen'i mi hedef aldı henüz net değil. Başbuğ konuşmasında sevindirici olarak gösterdiği bir hususta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük çoğunluğunun dün gece yaşanan olaylar karşısında gösterdiği davranış yorumunda bulundu. İlk başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar olmak üzere demokrasinin yanında yer aldıklarını belirtti ve teşekkür etti demokrasi adına İlker Başbuğ, eski Genelkurmay Başkanı. İş dünyasından da çok sayıda önemli mesajlar geldi. TÜSİAD, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yani özetle iş dünyası da demokrasimize sahip çıkmalıyız mesajı vererek vatandaşlara aynı çağrıda bulundular. Şimdi sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda yapmış olduğu açıklamaları, olayın hemen arkasından yapmış olduğu en önemli değerlendirmeleri ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Öğleden sonra bir hareketlilik, ne yazık ki silahlı kuvvetlerimizin
içinde mevcuttu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir azınlık ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğini, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi. Ve bu yapılanma tabii 40 yıllık bir sürecin neticesinde silahlı kuvvetlerimizin içinde de, emniyet teşkilatımızda da, devletin diğer kurumlarında da kendine yer bulmuş. Her türlü kılığa, kılıfa girmiş ve bugünlere kadar da bu şekilde gelmişti. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Milletin oylarıyla iş başına gelmiş olan bir hükümete, milletin oylarıyla iş başına gelmiş anayasanın ifadesiyle başkomutan olarak Tayyip Erdoğan'ı hazmedemeyişleri, bu iş onlar için bir bitiş olmayacak. Onlar hangi yola başvururlarsa vursunlar, şunu bilmelerini özellikle istiyorum ki biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız ve her olanda hayır vardır anlayışından hareketle de eninde sonunda şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Çünkü bu tertemiz olması gereken silahlı kuvvetlerimizin temizlenmesine vesile olacak olan bir harekettir. Ağustos başında Yüksek Askeri Şura var. Yüksek Askeri Şura'nın öncesinde böyle bir adımın atılmış olması manidardır. Çünkü birileri ne olacağını çok iyi kestirdiler, çok iyi biliyorlardı. Onun için de böyle bir adımı attılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda şu çatısı altında bulunduğumuz Yeşilköy Atatürk Havalimanı, işte şurada kısa bir süre önce DAEŞ militanlarının, değil mi, adeta işgaline uğramış ve burada onlarca insanı kaybetmiştik. Şimdi de paralel devlet yapılanmasının bir işgali burada söz konusu ve düşünebiliyor musunuz? Atatürk Havalimanı'nın üzerinde F-16'lar uçuyor. Biz bu F-16'ları niye aldık? Bunu biz düşmana karşı bu ülkeyi savunsun diye aldık. Şimdi ise bu F-16'ları uçuranlar, uçurmaya muktedir olduğunu zannedenler düşünebiliyor musunuz? Şu anda bu havalimanına normal yolcuların inmesine, kalkmasına bile müsaade etmemek üzere bunu yapıyor ve Cumhurbaşkanı'nı da bir taraftan tehdit ediyor. Devletin kurumlarına, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığa ve benim şu anda genel sekreterimi alıp götürdüler. Ne oldu? Ne yapacaksınız siz benim genel sekreterimi alıp götürmekle? Genelkurmay Başkanımızın şu anda durumunu bilemiyorum. Ordumuzun üst derecedeki bütün komutanlarına, başta kuvvet komutanları olmak üzere, komutanlarına sesleniyorum. Sizler inanıyorum ki bu milletin değerlerine sahipsiniz. Ama bir de bu milletin değerlerine sahip olduğunu zannettiğiniz komuta kademelerinde belki bugüne kadar arkadaşlarınız oldu. Ama bilesiniz ki onlar ne yazık ki sizler gibi bu ülkenin, bu milletin değerlerine sadık değildiler. Onlar Pensilvanya'dan talimat alıyorlardı. Onlar gelip de ordunun içerisindeki ast üst zincirine bağlı olarak bir çalışma yapmıyorlardı. Aynı şekilde Erbaş, bütün askerimize sesleniyorum. Sizler bizim evladımızsınız. Sizler bizim Mehmetçiğimizsiniz. Mehmetçiğimiz olarak, Mehmetlerimiz olarak
şu anda karşınızda bulunan halka, sizin annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize karşı silah doğrultmanızı asla kabul etmemiz mümkün değil. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz, size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz. Bu yanlıştan çabuk dönmeniz lazım. Bakın şu anda yargı tutuklamaya başladı. Birçok yerde şu anda albay, binbaşı, yarbay vesaire tutuklanıyorlar. Ve bu orada kalmayacak. Daha yukarılara da gidecek. Ordumuz temizdir. Silahlı kuvvetlerimizin tertemiz haline leke getirilmemesi lazım. Bu lekeyi getirenlerin burada kalması bilesiniz ki silahlı kuvvetlerimizin geleceğini mahveder. Onun için bu operasyona başladık. Bunu tam manasıyla artık bitireceğiz. Bugün bu iş başladı ama bunun devamı nasıl terör örgütleriyle olduysa aynen bunda da bu şekilde devam edecek. Zira bu da bir terör örgütüdür demiştik. İşte buyurun. Aynı zamanda silahlı bir terör örgütü olduğu da ortaya çıktı mı? Çıktı. Öyle çıktı ki bunlar üstelik bu milletin silahlarıyla bu milleti vuruyorlar. Bu bambaşka bir felakettir. Dünya medyasında da bazı ülkemizin bu büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenlerin kalkıp asker Türkiye'de duruma el koydu. Nereye el koydu? Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan bir iktidar vardır. Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Sonu iyi olacak. Şu anda sayısal durumları bilmiyoruz ama Bakanlar Kurulumuz Çankaya'da çalışmalarını sürdürüyor. Zannediyorum kısa bir süre içerisinde Başbakanımız da onlarla beraber olacak. Şu anda Türkiye genelinde saatimiz kaç? 4:30. Milyonlarca vatandaş nerede? Sokaklarda. Niye bu millet sokaklarda? Hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Milyonlarca insan şu anda sokaklarda, eğer şu gelişmelerin sonucunu bekliyorsa bu şu demektir. Biz sonuna kadar bu işi yürüteceğiz ve bu tanklarla sokaklarda dolaşanlar aynı şekilde tanklarla çıktıkları yere geri dönecekler. Çünkü bu tanklar onların değil. Bu tanklar onlara emanettir ve bunlar emanete hıyanet etmiştir. Şu anda yargı bunlarla ilgili zaten operasyonları sürdürüyor. Aynı şekilde bunlar da devam edecek. Mesela biraz sabırlı olun. Hepsi çıkar meydana. Evet sevgili izleyenler, özel yayınımıza devam ediyoruz. Şereküstü Meydanı'nda vatandaşların yoğun katılımı hala devam ediyor. Bekleyişleri sürüyor Şereküstü Meydanı'nda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın az önce ekrana gelen konuşmasında da benzer çağrıları vardı ve bu çağrıların öncesindeki yaptığı ilk açıklamalarda da, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamalarda da önemli mesajlar vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çağrıda bulunmuştu vatandaşların meydanlara çıkması konusunda ve vatandaşlar da buna reaksiyon gösterip meydanlara akın ettiler. Şu anda bir sela söz konusu daha vardı Şereküstü Meydanı'nda. Soruşturmaya ilişkin detayları biz aktarmayı sürdürelim. Fotoğraf çek. Haber merkezimize gelen ilk görüntüler var. Bursa'daki soruşturmaya ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükselmişti. Gözaltına alınan isimlerin emniyet merkezine getiriliş görüntüleri şu anda ekranlarınıza geliyor. Efendim, darbeye teşebbüs ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Bursa'da gün içerisinde
Çok sayıda gözaltı yaşanmıştı. Bursa'dan ilk gözaltı haberi İl Jandarma Komutanlığı'ndan geldi. İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'la birlikte gözaltına alınan isimler de arka arkaya geldi. Albay Yurdakul Akkuş'un ardından bir teğmen, iki assubay ve iki uzman çavuşun aralarında bulunduğu toplam 8 kişi ilk etapta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltılar Bursa'da ardından devam etti. Bir üst teğmen ve bir eski askeri personelin de gözaltına alınmasıyla bu sayı 11'e yükseldi. Son olarak da bir binbaşı akşam saatlerinde gözaltına alındı. Aynı zamanda bir dönem Bursa'da görev yapan eski Ağrı İl Emniyet Müdürü Bayram Coşkun da Bursa'da gözaltına alınan isimler arasında. Son olarak bir kişi daha, kısa bir süre önce gözaltına, bir kişinin daha gözaltına alındığı haberi geldi ve sayı böylece 14'e yükselmiş oldu Bursa'da gözaltına alınan isimler arasında. Haber merkezimize gelen görüntüler şu anda ekranlarınızda. Gözaltına alınan isimlerin emniyet binasına getirilişi ekranlarınıza yansıyor. Buradaki gazeteci meslektaşlarımız bu isimlere yönelik neler söyleyeceksiniz, açıklamada bulunacak mısınız sorusunu yönelttiler, ancak bir cevap gelmedi gözaltına alınan isimlerden. Girmeyin, tamam. Arkadaş, böyle bir şey olamaz ya. Kayıtta. Evet, Bursa Şereküstü Meydanı'nda saat 02.06 şu anda ve kalabalığın ne boyutta olduğunu görüyorsunuz sevgili izleyenler. Bu tabii çok önemli bir reaksiyon, toplumun gösterdiği çok önemli bir reaksiyon. Darbe girişimine karşı, junta ekibinin darbe girişimine karşı olarak dün geceden itibaren meydanlara çıkan, Türkiye'nin birçok noktasında, birçok şehrinde, birçok meydanında alanlara çıkan vatandaşlar Bursa'da da Şereküstü Meydanı'nı doldurmaya devam ediyor. Bugün bu gecede, sabahın ilk saatlerinde de aynı şekilde devam ediyor. 7'den 77'ye Bursalılar saat 20.30'dan itibaren Bursa AK Parti İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine, Bursalı milletvekillerin, Bursa milletvekillerinin çağrısı üzerine ve Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısı üzerine Şereküstü Meydanı'na gelmeye başlamışlardı. Feriz Çakmak Caddesi üzerinden ve Haşim İşcan Caddesi üzerinden vatandaşlar geldi bu alana ve bir karnaval havasında gelindi. Araçlar hala kornalarını öttürerek vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Şu anda Haşim İşcan'la Çatalfırın istikameti yönünde trafiğin bazı alanlarda verilmeye başlandığını gözlemliyoruz. Ve bu trafikte seyreden araçlar da vatandaşlara bu tepkilerine destek amacıyla kornalarını öttürerek yanlarında olduğunu gösteriyorlar. Şu anda alana gelen bir kamyonu görüyoruz. Kamyonun tepesinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydana geliyor. Dediğim gibi 7'den 70'e çok sayıda Bursalı, binlerce Bursalı bu gecede Şereküstü Meydanı'nda darbe girişimine karşı hükümetin yanında olduklarını göstermek için, demokrasiye, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine sahip çıktıklarını göstermek için Şereküstü Meydanı'nda toplanmaya başladı saat 20.30'dan itibaren. Kent meydanı üzerinden konvoylar şeklinde alana gelindi coşku içerisinde. Bir karnaval havası vardı, meşaleler yandı, sloganlar atıldı. Ve bu darbe girişimine karşı tepki dile getirildi Bursalılar tarafından. Bursa dün olduğu gibi bu gece de uyumuyor.
ayakta dimdik bir şekilde durarak, meydanlara çıkarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara çıkarak tepkisini dile getiriyor bu darbe girişimine karşı. Yayınımızın başında belirttiğimiz gibi bu görüntüler yalnızca Bursa'da yok. Türkiye'nin birçok şehrinde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de de aynı görüntüler mevcuttu. İstanbul'da yoğunluğun yaşandığı adres Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin bulunduğu Kızıklı'daki konutunun önüydü. Yoğunluk buradaydı. Ankara'da aynı şekilde Kızılay ve Güven Park çevresinde bir yoğunluk vardı. Tandoğan Meydanı'nda da vatandaşlar aynı şekilde ellerinde Türk bayraklarıyla bu darbe girişimine karşı başkentte tepkilerini dile getirmek için alanlara çıktı. Yeni gözaltı haberleri de bir yandan gelmeye devam ediyor. Onları da aktarmak isterim. Soruşturmanın yargı cephesinde, yani yargı ayağına ilişkin çok sayıda gözaltı kararı vardı. Bayburt'ta iki hakimin gözaltına alındığı belirtildi. Çanakkale'de 13 hakim ve savcı gözaltına alındı. Batman'da görevlerinden alınan ve haklarında gözaltı kararı bulunan 15 hakim ve savcının 8'i gözaltına alınabildi şimdiye kadar. Türk demokrasisine ket vurmak isteyen bu darbe girişimine karşı anlamlı bir mesaj da Gazze'den geldi. Gazze şeridinde Türkiye'deki darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını kutlamak için gece saatlerinde yeniden gösteri düzenlendiği belirtildi. Yani Türkiye'deki demokrasiye yönelik yaşanan bu darbe girişimi sonrasında meydanlar doldu taştı demiştik. Bu birçok ülkede de Türkiye destek amacıyla, örnek Gazze. Gazze'de de çok sayıda Gazze'linin meydanlara çıkarak Türkiye'nin yanında olduklarını göstermek için meydanlara çıkarak gösteri düzenlediği bilgisi var. Gazze'liler Hamas hareketinin çağrısı üzerine yatsı namazının ardından Gazze merkezinde toplandı. Gazze'deki bu gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sloganlar dikkat çekti. Posterler ellerdeydi. Erdoğan'ın posterleri Filistinlilerin ellerinde yer aldı ve Türk bayrakları taşındı bu gösterilerde. Bursa Şerefüstü Meydanı şu anda ekranlarınızda. Saat 20.30'da başlayan hareketlilik, Bursa Şerefüstü Meydanı'nda 20.30'da başlayan hareketlilik saat 02.13 itibariyle hala devam ediyor yoğun bir şekilde. Yayınlarımızda vurgu yaptığımız hususlardan biri özellikle bu darbe girişimine karşı birçok kesimin, birçok siyasi görüşün tepki dile getirmesi idi. Bunu birçok kez dile getirdik. Çünkü altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu. Birçok alanda karşı karşıya gelen, birçok alanda muhalefet taraflarını oluşturan, birbirlerine muhalif açıklamalarda bulunan farklı siyasi görüşler bu darbe girişimine karşı tek bir vücut olmayı başardılar. Bu da çok önemli, çok tarihi bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Tabii kuşkusuz şu anda Bursa Şerefüstü'nü dolduran isimler arasında iktidarda olan AK Parti'nin seçmenlerinin yanı sıra
birçok siyasi partiye gönül vermiş insanların da yer aldığını söylemek mümkün. Alandaki vatandaşların MHP'nin sembollerinden olan bozkurt işaretini yaptığını gördük. Zaman zaman CHP bayrakları taşıyan vatandaşları da Şereküstü meydanında gördük. Meydanlarda kameralara yansıyan bu görüntünün siyaset sahnesine de sirayet etmiş olması daha da mutluluk verici bir hal aldı. Zira bugün mecliste 4 siyasi partinin ortak imzasıyla bir deklarasyon yayınlandı. Bu darbe girişimine karşı AK Parti, MHP, CHP ve HDP liderleri ortak açıklama yayınladılar ve liderler tek tek konuşmada bulundu. Kendi düşüncelerini ifade etti. Başbakan Binali Yıldırım meclisteki konuşmasında darbe girişiminin artık noktalanmak üzere olduğunu belirtti ve Türkiye'de artık darbe dönemlerinin geride kaldığını, herhangi bir darbenin yaşanmaması için ortamın kendileri tarafından çok uygun hale getirildiğini, darbelere karşı asla izin vermeyeceklerini söyledi Başbakan Binali Yıldırım bugünkü konuşmasında. Ardından genel kuruldaki meclis kürsüsüne CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu da benzer açıklamalarda bulundu. Türkiye'de artık darbelerin geride kaldığını söyledi. Ve bu darbe girişimine karşı AK Parti hükümetinin yanında olduklarını, Türk milletinin, milli iradeye yönelik bu girişime karşı olduklarını dile getirdi. Keza MHP lideri Devlet Bahçeli de aynı şekilde hükümetin yanında olduklarını belirten açıklamalarda bulundu. Bursa Şerefüstü Meydanı'nda vatandaşların bekleyişi hala devam ediyor. Yoğun korna sesleri geliyor ekranlardan sizlere. Bu alanlardan Şerefüstü Meydanı yakınlarından geçen araçların burada bekleyen vatandaşlara desteği. Vatandaşlar, araçlarıyla geçen vatandaşlar, alanda bekleyen Bursalılara desteklerini korna çalarak gösteriyorlar. Dediğim gibi saat 20.30'da başlayan hareketlilik, Şerefüstü Meydanı'nda başlayan hareketlilik artarak devam etti ve şu anda saat 02.17. Bursa ayakta, dimdik bir vaziyette, darbe girişimine karşı hükümetin yanında olduğunu belirtiyor haykırarak, ellerinde Türk bayraklarıyla. Bu darbe girişimi kuşkusuz Türk tarihine, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara leke olarak geçti. Ancak darbe girişimi nihayete eremeden püskürtüldü. Devletin zirvesinde başlayan çağrılar ve hükümet cephesinden gelen çağrıların ardından vatandaşlar Bursa'da olduğu gibi Türkiye'nin birçok noktasında meydanlara akın etti. Ve vatandaşların meydanlara çıkmasının çok önemli olduğu vurgusu dikkat çekmişti. Özellikle hükümet cephesinden vatandaşın darbe girişimini sahiplenmeyip onu reddetmesi, ona tepki göstermesi çok önemli olarak gösterilmişti. Bursa'daki görüntüleri ekranlarınıza taşıdık bugün. Tabii üzücü gelişmeler de yaşandı bu süreçte. 15 Temmuz'da başlayan bu darbe girişimi boyunca yaklaşık bir 10 saatlik süre içerisinde toplamda 161 kişinin
hayatını kaybettiği bilgisini verdi Başbakan Binali Yıldırım bugün. Tabii istemezdik böyle olaylar yaşanmasını. Ancak bunun nihayete ermemesi, bu darbe girişiminin sonuçlanmaması ve Türk demokrasisinin bu şekilde yara almaması en büyük, en sevindirici durum oldu diyebiliriz efendim. Biz yayınımızı burada noktalıyoruz. Bursa'da Şerefüstü Meydanı'nda yaşanan tepkiyi dile getirdik yayınlarımız boyunca. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık efendim. Hoşçakalın.